karaciğerin %70 kadarı alınsa bile 1-2 hafta içinde tekrar işlevlerini yerine getirebilecek büyüklüğe ulaşır. Karaciğerin rejenerasyon, yani kendini yenileme faaliyetini hangi mekanizmaların gerçekleştirdiği hala araştırılmaktadır. Bu sistemde hayranlık uyandıran noktalardan biri karaciğer hücrelerinin inanılmaz bir hızla bölünmesi ve bu sırada normal görevlerini de aksatmadan yerine getirmeleridir. Görev yerine getirildikten sonra hücre bölünmesine ortak bir kararla aniden son verilmesi ise daha da şaşırtıcıdır. Bu noktalarda şu sorular akla gelir. Hücreler çoğalmaya ne kadar daha devam etmeleri gerektiğini veya nerede duracaklarını nasıl bilebilirler? Onlara hareket etme emri ya da dur emri nereden gelir? Eğer bir yerden dur emri almıyorlarsa diğer organları rahatsız edecek derecede büyümemeleri gerektiğine kendileri mi karar vermektedir? Kuşkusuz şuuru olmayan hücrelerin bunlardan birini dahi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu mucizevi işleyişi başlangıcından sonuna kadar yaratan ve düzene koyan, gerekli emirleri veren Allah'tır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen olur. Bakara Suresi 117.